Vah vah vah. Bembeyaz olmuş kadın. Ay gözümün önünden gitmiyor hala. Elim ayağım titriyor. Ay nasıl gitsin Şenur ablam? Hayır biz Safiye'yi temizlik hastası zannederken meğer en pisimiz oymuş. Bayram sen biliyor muydun orayı? Hı? Ailenin kara kutususun sen. Biliyor muydun doğru söyle. Ya yok bilmiyordum. Ama bilseydim de söylemezdim Okşan. Aman marifet sanki karından bilgi saklamak. Neyse ne bizi ilgilendirmez. Yok yok. Burada yanılıyorsun Ege. Oradakiler insan sağlığını tehdit eder boyutta. Ay görmedin mi o çarşafları sarı sarı lekeli? Neydi o? Demiyorum diyorum ama şey miydi? Oydu oydu. Tamam ama artık. Kapatın şu konuyu. Bunların annesi Hasibe yengem. Gudubet Hasibe derlerdi. O felçlik almış yıllarca. Herhalde onun çarşaflarıydı o. E iyi de Safiye'm niye saklamış ki onları? Bu kadar da artık delilik değil mi yani? Şenur Hanım, kadıncağızın rahatsızlığı var biliyorsunuz. Tamam da hani geçen seferki rahatsızlığından desem... Yok anam onlar öyle bir iki günlük bir şey değil. Hayır bir iki yıllık bir şey de değil. Bin yıllık, bin yıllık. Aman ay gözümün önünden gitmiyor. Hayır sen kendi evini çamaşır sularıyla çitile, çitile, çitile yukarıya mikrobun menbaını kur. Vay! Ya Memduh Bey bu dedikodu değil ki. Bakın Gül ben hamile, Hikmet Bey yaşlı adam. Yani bu insanların sağlığı söz konusu. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ben Han'la konuşurum. Siz ama kapatın artık bu konuyu. Kimseye bir şey hissettirmeyin rica ediyorum. Özellikle de Neriman'a lütfen. Ah benim kuzum. Nasıl utandı. Ayol onun ne suçu var? Hiçbirinin suçu yok. Hastalık bu. Neler yaşandığını bilmeden yargılamak yakışıyor mu size? Lütfen. Rica ediyorum. Zaten mahcup oldular. Karşılaştığınızda daha da tuhaf hissettirmeyin. Ben ne yapacağım şimdi peki? Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağım evde?